Merhaba, ben Turkadan Kuzey. Merhabalar, ben de Turkadan Ege. Şimdi size Amerika'da bir banka hesabı nasıl açılır ve telefon hesabı nasıl açılır ondan bahsedeceğiz. Binghamton'da bir sürü banka var. En popüleri M&T Bankası burada. Çünkü her yerde bankamatik var. Ama okulda olan ise sadece Federal Credit Union'da Vision var. Eğer ya okulun yurdunda kalacaksanız tabi onları kullanmanız daha mantıklı olur. Ben biraz M&T'den bahsedeyim o zaman. Öncelikle hesap açmaya gittiğinizde bankaya pasaportunuzu almanız gerekiyor. Ve ev adresinizi bilirseniz iyi olur çünkü orada soracaklar size. Birkaç seçenek sunuyorlar. Free hesap açabiliyorsunuz yani ücretsiz olarak. Size bir banka kartı da veriyorlar. Bunun üzerine işte resmini de seçebiliyorsunuz. Size özel bir şey oradan seçebiliyorsunuz. Bu opsiyon size banka hesabınız eğer işte sıfırın altına düşerse belli bir ücret ödüyorsunuz. Ama onun dışında her şey ücretsiz. Yurt dışından aileniz size para gönderdiğinde ise sadece 16 dolarlık bir kesinti yapılıyor. Ve kendi banka kartınızı aldıktan sonra bir hafta sonra evinize geliyor. O adresinize geliyor. ATM'ye gidip aktif ediyorsunuz. Aktif ettikten sonra da QuickPay'den okul ücretinizi kendiniz o bankadaki paranızla kartınızla ödeyebiliyorsunuz. Yani en rahatı bu. Şimdi ben de şeyden değineyim biraz. Şimdi vadesiz hesap checking account diye geçiyor. Vadeli de saving account diye geçiyor. Şimdi ya belli aralıklarla Türkiye'den para yollamak hani daha masraflı olur diye düşünürseniz hani burada vadeli hesap da açabilirsiniz ama vadeli hesabın faizleri çok düşük Türkiye'ye göre. O da aklınızda bulunsun. Ondan sonra bu arada vadeli hesap açtığınızda siz vadesiz hesabınızda hiç para harcamasanız bile aylık 5 dolar sizden çekmemeye başlıyor. Ayrıca şimdi hesap açtığınızda şeyde mutlaka sorun ya mutlaka bir yere yazın ve edinin hesap numaranızı, Swift kodunuzu ve routing number'ınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü yani yurt işte Türkiye'den biri size para yollayacaksa zaten sizin hesap numaranız, Swift kodunuz ve routing number'ınızı bilmek zorundasınız. Ya da ya burada açtığınız Amerikan banka hesabından okulun parasını öderken de yine bu numaraları bilmeniz gerekiyor. Yani onu öğrenin. Hesap açarken sorun yani. Ve ev adresiniz olması gerekiyor Amerika'da. Tabii. Aynı zamanda da bir Amerikan numaranız, telefon numaranız olması gerekiyor hesap açarken. O yüzden Amerikan telefon numarası nasıl edilir onu da bahsedelim. Şöyle, 3 tane GSM var. Biri Verizon, diğeri T-Mobile, diğeri AT&T. Yani ben kendimden örnek vereyim. Ben T-Mobile'a gittim, arkadaşlarımla gittim. 5 kişi bir account üzerinden prepaid yani hazır kartla alırsanız başta bir fee yani küçük bir ücret ödüyorsunuz taksiyle birlikte. Ama onun dışında her ay sizden 32 dolar gibi bir para ücret isteyecekler. Ve sınırsız, her internetiniz sınırsız, konuşmanız ve SMS'iniz ülke içinde sınırsız. Sen de Verizon'u anlat istiyorsan ben de anlatayım. Tabii Verizon daha pahalı ama her yerde daha iyi çekiyor. Tabii burada olay şu, giderken yine pasaportunuzun yanınızda olması gerekiyor. O bir ön koşul. Ayrı zamanda gitmeden de bir sim kartı alabiliyorsunuz. Ya yani internetten de hesap açabiliyorsunuz. Sim kartınız size işte 5 gün sonra falan gelebiliyor. Ama tabii daha riskli. Ben öyle sipariş vermiştim sim kartı. 2 hafta gelmedi. Sonra mecbur yine gittim yani onların yanına. Ya da şey de var. Böyle smart sim kart denilen şeyler var mağazalarda. Siz onu alıyorsunuz. Onun içinde bir sim kartı var zaten. Onu aktifleştiriyorsunuz. Ama onlar daha zor. Ya o yüzden pasaportunuzla gitmeniz hem daha garanti, daha da güvenli. Onun dışında yurt dışından nasıl para transferi yapılır? Tamam, bir de telefonu almanız direkt öneririm buraya geldiğinizde. Çünkü hani bu hesap açma dışında da eğer internet üzerinden alışveriş yapacaksanız
mesela Amazon'dan kesinlikle telefonunuz olması gerekiyor yani. Onu söyleyecektim, onu ekleyecektim. Yurt dışından para göndermesi, para transferi. Bu bankalar dışında Western Union aracılığıyla gönderebilirsiniz ama bu Western Union'da ücretler biraz fazla bankaya atmaya nazaran. Bunun dışında okulun ücretini Flywire üzerinden direkt kendiniz dolar ya da TL hesabından ödeyebiliyorsunuz. Fakat birkaç hafta gecikme süresi var bunun da. Ya da QuickPay'den kendi bankanızın, kendi Türkiye'deki bankanızın hesabından girin, deneyin. Eğer işte yani bazen problem yaşıyoruz yani ben yaşamıştım. Ama olursa yani daha iyi. Buraya attım, MT Bank'a attım ben kendim. Kendi kartımla ödedim. Yani en kolayı o oldu. QuickPay'den. Evet. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın.